Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Sömestr bizden ne bekler? Hemen bunları anlatacağım. Başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, birçok arkadaşımız sömestri güzel bir şekilde değerlendirmek istiyor. Tabii değerlendirdik, değerlendiremedik derken bazı tavsiyeleri sizlerle buluşturmak istedik. Bunlardan ilki tabii ki tatilinizi güzel bir şekilde yapmanızı istediğimiz için yapacağınız akademik çalışmaları, yani ders çalışmalarını erkenden yapmanız. Sevgili arkadaşlar, uyandığınız andan itibaren 40 dakika ders ve 10 dakika aralıklı bir şekilde çalıştığınız zaman nitelikli bir çalışma düzenine oturtmuş oluyorsunuz. Bunun dakikalarında oynamalar yapabilirsiniz tabii ki. 50 dakika, 1 saat kadar çalışıp 10 dakika ara vererek yine çalışmalarını devam ettiren arkadaşlar var. Bu çalışmalar sizlerin ne kadar çalışmanız gerektiğini önceden planlamış olmanızı sağlar ve bu planlamada günün geri kalanının da kaliteli bir şekilde geçirmesini sağlayacaktır. Bu yüzden dakikalı olarak oturumlarınızın önceden belli olması son derece önemli. Ve gelelim ikinci maddemize. Sevgili arkadaşlar, ikinci maddemizde öncelikle sömestri nasıl kaliteli geçirebiliriz? Akademik çalışmalarımızı nasıl organize etmeliyiz? Biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar, bununla ilgili olarak bir sarmal deneme yapabilirseniz sizler için çok etkili olacaktır. 10. sınıfın ilk dönem konularından oluşan denemeyi alıyoruz. Ve tabii ki bu denemeyi uyguladıktan sonra yanlışlarımızdan ve boşlarımızdan hareketle konu eksiklerimizi çıkarmış oluyoruz. Bu konu eksikleri bizlerin sömestrde hangi derslerden çalışmamız gerektiğini aslında bize söyleyecek ve tabii ki bu da etkili bir çalışma olacak. Birçok arkadaşımız sadece zihnindeki derslerden eksik olduğunu düşünüp oralardan yaptığı çalışmalarla eksiklerini tabii ki kapatıyor. Ama en kaliteli eksik kapatma yöntemi budur. Dolayısıyla ne yapacağız? Önce bir deneme ve sonrasında o denemedeki yanlışlarımızdan ve boşlarımızdan hareketle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şimdi bir sonraki maddemize gelelim. Bu bir sonraki maddemiz bir önceki maddeyle bağlantılı. Arkadaşlar, denememizi çözdük, yanlışlarımızı ve boşlarımızı aldık. Onlardan bir liste çıkarıp çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu çalışmaları yaparken mutlaka bu 40 dakikalık oturumlardan birine konu anlatımı, ardındaki oturumlara da soru çözümü yazmanız gerekmekte. Dolayısıyla konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde ilerlerseniz 10. sınıfın ilk döneminin akademik anlamdaki eksiklerini de çok etkili bir şekilde gidermiş olursunuz. Gelelim bir sonraki maddemize. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz 10. sınıfın artık ortasına kadar geldik ve 2. dönemi de tamamladığımız zaman bizler artık resmi anlamda birer YKS öğrencisi olacağız ve dolayısıyla bizler YKS sürecine geçeceğimiz için artık içimizde de yavaş yavaş heyecanlanmalar başlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü yazmış olduğunuz yorumları da okuduğumuz zaman bu heyecanınızı bizler görebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, alan seçimi öncesinde artık yatkın olduğunuz meslekleri şöyle bir gözünüzün önüne getirmenizi istiyoruz. Acaba hangi alanı seçeceksiniz? Bununla ilgili olarak sizlerden ricamız önce ailenizle, sonra arkadaşlarınızla ve sonra da tabii ki bu konunun uzmanlarıyla, yani rehber öğretmenlerinizle mutlaka hangi alana yatkın olduğunuzu, hangi mesleklerin sizin için daha iyi olabileceğini, hayallerinizin ve hedeflerinizin ne olduğunu onların tümüne anlatırsanız ve bu farklı görüşlerden hareketle kalbinizdeki sesi de dinleyerek hangi alanı seçmek istiyorsanız tabii ki hangi meslekler oradaysa o alanı seçeceksiniz ve hedefleriniz bir bir gözünüzün önüne geliyor demektir. Alan seçimiyle birlikte artık tam bir YKS öğrencisi olacağınız için de ve bunun yanında kendinize vakit ayırabileceğiniz etkinlikleri, hobileri de gerçekleştirebilirsiniz. Bol bol kitap okuyun, bir dil öğrenme hevesiniz varsa bununla alakalı çalışmalarınızı devam ettirin. Filmler izleyin, okumalar yapın, gezin, görün, eğlenin ve tabii ki kendinizi geliştirmeyi de ihmal etmeyin. Evet sevgili arkadaşlar, sizler önümüzdeki bu günlerde neyi nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.